Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Edirne'de yediği bir şifalı helvası var. Onun adı da Deva-i Misk'tir. Bizler de Allah nasip ve kısmet ederse 1453 kilogramı kardeşimle beraber Ayasofya'da dağıtmak istiyoruz. Edirne'li esnaflar Ayasofya'daki ilk cuma öncesinde helva dağıtmak için hazırlıklara başladı. Edirne'yi Tanıtma ve Tavaciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, Selimiye Meydanı'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet heykeli önünde yaptıkları açıklamada 1453 kilo Deva-i Misk helvası dağıtmak istediklerini söylediler. Edirne'nin tatlılarından Deva-i Misk helvası dağıtmak istiyoruz. Bu vesileyle buraya toplandık. Paketlemelerini yapacağız. Rakam 1453 kilo. Edirne'yi Tanıtma ve Tavaciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'li olduğunu söyleyerek, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip Ayasofya'yı bizlere emanet etti dedi. Sevinçliyiz, gururluyuz, heyecanlanıyız. Ama çok heyecanlıyız. Çünkü cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı kılınacak ve ibadete açılacak. Bu vesileyle biz Edirne'li esnaflar da burada doğmuş, burada büyümüş, İstanbul'un fethine buradan hareket etmiş Cihan Padişahı kendilerine siz neyle anılmak istersiniz diye sorulduğunda bana Edirne'li Mehmet deyin diyen Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedip Ayasofya Camii'ni bizlere armağan eden Edirne'li Mehmet'in kentinden bizler de o ilk gün, ilk heyecanda, ilk namazda, cuma dağılımında cemaate Edirne'nin tatlılarından Deva-i Misk helvası dağıtmak istiyoruz. Bu vesileyle buraya toplandık. Paketlemelerini yapacağız. Rakam 1453 kilo. Yani 1 ton 453 kilogram. Fatih'in İstanbul'u fethi. Biz paketlemeye başladık. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan eğer orada fiziki kurallar, şartlar sağlanıp da bizi davet ederlerse çok seviniriz, teşekkür ederiz efendim. Bugün de bir ikramda bulunacaksınız sanırım. Bugün zaten yaptıklarımızı anlatmak için halkımıza dağıtıma başladık burada. Ama cuma gününü iple çekiyoruz. İnşallah daveti alırız. Bizler de orada ikramımızı yaparız. Edirne'de esnaf Arif Meriç de Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de yediği Deva-i Misk helvasından 1453 kilo hazırlayarak Ayasofya'da dağıtmak istediklerini belirtti. Meriç, Deva-i Misk'in sayısız faydası olduğunu söyledi. Kalbimiz ve hayalimiz o kadar muhteşem bir şekilde hareketlendi ki, düşününüz ki şu mübarek Selimiye'nin arkasında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin doğduğu yer. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin okuduğu mekan, şurada az ileride Saadli Medresesi. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri şu bulunduğumuz mevki dünyaya en büyük bir dersin olduğu yerdir. Bütün askeriyle hazırlandığı şu arkamızda gördüğümüz eski cami. Eski camide de hazırlamış olduğu o muhteşem İstanbul'un fethi burada hazırlanmıştır. Dünya tarihi tekrar büyük bir açılışa sahne olacaktır. Biz bir Edirneli olarak dedik ki sevgili kardeşimle beraber 1453 kilogram Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Edirne'de yediği bir şifalı helvası var. Onun adı da Deva-i Misk'tir. Bizler de Allah nasip ve kısmet ederse 1453 kilogramı kardeşimle beraber Ayasofya'da dağıtmak istiyoruz. Neden? Çünkü demin kardeşim söylediği bana Fatih Sultan Mehmet demeyin. Bana Edirneli Fatih deyin. Biz de hemşerimiz olan Edirneli Fatih'in orada Ayasofya'da tatlandırmak istiyoruz efendim. Evet. Deva-i Misk'in özelliği çağ açıp çağ kapayan padişah yedikten sonra hangi özelliğini sayayım size? Ölüm hariç her derde deva. 41 tane baharatın bir araya gelip aşk ile, şevk ile, muhabbet ile yapılan tarihi mi tarihi bir hakikattır Deva-i Misk.